Efendim, bu ne güzellik. Evet, çok bu ne yakışıklılık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sonbahar yakışıklılığı ve güzelliği mi oluyor? Yaz bitti artık, renkler de oturdu. Ya evet, uzun kolluları giymeye başladık bile. Sanat camiasında da örnek bir birlikteliğiniz var, bir evliliğiniz var. Son 5 yılda boşanma oralarının rekor kırılmış efendim. Ya bu mutlu birliktelikle şöyle birazcık öneri versek ya da şöyle desem ben size. Bu neden kaynaklanıyor olabilir? Bu 5 yıl içerisinde insanların birbirinden boşanma oranlarının yüksek. Tahammül. Kimya. Ya bence ya ama öyle genel olarak kimsenin kimseye, hiç kimsenin hiçbir şeye de art değil mi? Tahammülün şeyleri çok az. Kimse doğru. Şey yapmıyor yani, esnek olmuyorlar. Kimse kimseyi anlamaya çalışmıyor. Bir de kimya yani değil mi? Evet. Herhalde. Yani evet. Sonuçta ilişki çok gerçekten emek işi. Sıkıştıralım mı biraz? Sıkıştıralım mı? Sıkıştıralım mı? Sıkıştıralım. Evde nasıl biri? Muhteşem. Aldın sonra ev işlerine yardım eder mi? Eder. En çok ne de iyi? Eder. Ev işlerinde çok iyi. Yani böyle şimdi şey cevaplar vereceğim şimdi. Tadilat da çok iyi. Yemek yapar, evi süpürür. Çivi çakar. Evi de süpürür. Her şeyi, hayvanlara bakar. Efendim komple bir usta çıktı buradan. Yani tamamen. Elinden her iş gelir. Mimar, doğru. Valla öyle. Müzisyenlik yapmadığım zamanlarda mimarlık yapıyorum. Valla evi, her şeyi kendi yapar. Yani, evet, geleceğe öyle. Mektuplar diye bir proje var. Onur Bey ile beraber yazdık. Evet. Onun çekimleri başladı mı? Başladı. Onur Bey nasıl bir partner? Yani şöyle, aslında biz tam olarak dizide hani partner değiliz Onur'la. Ama tabii ki beraberiz, karşılıklı sahnelerimiz var. Ve bu arada ben daha çalışmadım. Set başladı ama benim daha Onur'la sahnelerim olmadı. O yüzden de daha çalışmadık beraber. Evet, daha sahnelerimiz olmadı. Sonunda konuşuruz. Peki efendim, geleceğe bir mektup yazacak olsanız neler dilerdiniz? Ya bu arada o kadar müthiş bir şey ki bu. İsim çok iyi değil mi? Evet. Ya çok hakikaten iyi. Böyle hani mektup yazmayı falan unuttuk ya. Ben böyle bu işte tekrardan bu duygum canlandı. Mesela günlük tutmayı severim. Bir şeyler yazmayı severim. Ama gerçekten bugün herkes kendi böyle bir 20 yıl sonrasında bir mektup yazmaya kalksa çok enteresan şeyler ortaya çıkabilir. Yani hakikaten bugün yazsak ve 20 yıl sonra da inşallah ömrümüz müsaade ettikçe açıp okusak. Ne dilerdiniz efendim? Ay bilmiyorum ya. Öyle o kadar uzaklara dileklerim yok benim. Ben genelde böyle günlük ve yarına dair falan dileklerde bulunuyorum. Böyle çok uzun vadeli dileklerim olmuyor. O yüzden bilemiyorum ne yazardım. Elimde yardımcı olsun. Ne dilerdi? Evet. 20 yıl sonrası için ne dilerdiniz efendim? Vallahi herhalde Rita'yla benim hiç yaşlanmamam dilerdi. Bir de yeni bir papağanımız var. Dilekleriniz arasında bir de çocuk olur mu? Yani, kısmet. Evet. Düşünüyor musunuz? En son 2 sene önce çok vaktim yok demiştiniz Gökçe Hanım. Yani düşünüyor musunuz? Artık o levele geçtik. Ya yani, bu işler çok kısmet meselesi arkadaş. Evet. Böyle konuşunca da çünkü ne diyeceğini bilemiyor insan. Çocuk mevzusu çok aşırı hassas bir mevzu. Karşı değiliz. Evet. Doğal akışında. Evet. O zaman ikimiz de genciz. Daha vaktimiz var. Çok. Ben niye ödemişim ya, düşündüm şimdi. Sizi en iyi siz tanırsınız. Sizden nasıl bir anne olur? Cevabını bilmiyorum. Bilemedim şu anda. Yani o hiç bence önceden konuşulacak bir şey değilmiş gibi geliyor. Şöyle anne olurum, böyle anne olurum falan. Bunların hepsi çocuk sahibi de olmadan söylenecek cümleler değilmiş gibi geliyor bana. Türk annesi deyince bizim aklımıza terlik geliyor yani. Sizde de olur mu öyle bir şey? Yok yok, mesela bizim kedi çok süslü. Yani oradan anlayamıyorum. Müsaadeniz olsa, eğer cevap vermek istemezseniz saygıyla karşılarım. Türkiye günlerdir narini konuşuyor. Yani sizin de bu konuda söyleyecek birkaç cümleniz var mı? Ne oldu da biz bu noktaya geldik? Of, yani bu konu zaten evet, herkes aklına geldiğinde gerçekten insanın boğazını düğümleyen ve gerçekten de kelimelerin çok ama bence çok yetersiz kaldığı bir olay bu. Bu arada bu noktaya geldik derken, hani bu noktada değildik de bu noktaya geldik. Zaten bu noktadaydık uzun zamandır. Ama hani evet. İsimler değişiyor. Sadece bunu böyle olması şu anda mesela sosyal medyanın gücüyle duyuyoruz. Sosyal medya evet. Olmadan önce bunları duymuyorduk. Evet. Aslında evet. Böyle şeyler yok muydu? Evet. Vardı. Ama şimdi sosyal medyayla hepimizin canı çok daha fazla acımaya başladı. Çok daha gün yüzüne çıkmaya başladı. Bilmiyorum, çok da yorum yapmak, çünkü sinirliyiz. Hani evet.
böyle bir şey hani nasıl olur diye. Evet, şimdi isimler değişiyor. Ayşe Fatma, Fatma evet. Leyla, Leyla Narin oluyor ama kaderimiz, toplumsal kaderimiz değişmiyor. Yani evet. İnanılır gibi. Yani bir şeylerin ya. Çok i̇nanılır kökten yani. Çok kökten değişmesi lazım bazı şeylerin. Gerçekten öyle. Hani biz 8 yaşında yani, çocuğa kıymak için ne olmuş olabilir? Ne olmuş olabilir yani? Gerçekten kökten bir şeylerin değişmesi gerekiyor burada. Yani insanlara bir vicdanla ilgili bir şey lazım. Bilmiyorum ne zaman bu kadar... Toplumsal bir rehabilite. Evet, bir şey lazım yani. Peki. İzlediğim için özür dilerim son soruda ama sormak istedim. Çok teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.